Kırşehir'den bir mesaj var Erkan Tan. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde temizlik işçisi olarak çalışıyoruz. Ben ve 149 arkadaşım risk altındayız. Sağlık çalışanlarına ek ödeme sözü verildi. Biz 4D işçilerine herhangi bir açıklama yapılmadı. Sesimizi duyurur musunuz diyor. Çok haklı bir talep. Biz arz ettik efendim. Sağlık Bakanı'nın yeni sloganını da hatırlatalım. Tek tek hep birlikte. Tek tek alacağımız önlemler hep birlikte mücadele anlamına geliyor. Sağlık çalışanları bir bütündür, biz demek istiyoruz. Sağlık işçiler bir bütündür, ayrım yapılamaz. Virüsle mücadelede biz de varız. İşçiler olarak koronavirüsle mücadelede biz de varız. Sağlık çalışanları bir bütündür, 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 biz de varız. Anayasanın 49. maddesi çok açıktır. Evet hocam. Yani orada 65'e kadar çalıştırıyorsun. Evet. Ama adamı elektrikçi olduğu diye gönderiyorsun. Ona da bir çalışma hakkı var. %73'lerde de ayıkladılar. Adam çalışıyordu, işinden oldu. Güvenliğe takıldılar. Dediler ki güvenlik sorunu var. Ya bu adam güvenlik sorunu yokken çalıştı da sen kadro verdikten sonra mı güvenlik sorunu var? Şimdi bunların hepsini ayıklayan ki aslında size kadro verildi denildiği gün bir sürü insan iş hayatından ayrıldı. Yani devlete maliyet açısından biraz daha yükü hafifledi. Bakın kadro aldınız güya. Yüzdelikler ne oldu? Yüzdelikler ne oldu? Yüzdeliklerin aynı sıkıntıyı çektiniz. Bizim üniversitelerde özel iş yapan insanlar, işte durumu iyi olanlar, yabancı dil, birkaç yabancı dil insanlar var. Asgari ücret 3 katı, 5 katı, 10 katı neyse alıyor. Onlar da gitti. Biz bunların hepsini söyledik, aynı gün söyledik. Ve hep söylemeye de devam ettim. Nereye gittiyse de bunları söyledim. İçeride, dışarıda. O zaman söylemesi gerekenler de arkadaşlarımız da, çalışan arkadaşlarımız da bu işin mücadelesine gireceklerdi. Herkes aklına razı. Aklına razı değil de işte. Bir işi adaletli bir şekilde yapın. Dağıtıyorsanız herkese verin. Ha belki ben bugün yanlış konuştum. Yarın farklı konuşacaksınız. Ben anladığım için böyle konuşuyorum şu an. Ama İşçilerin hakkı gerçekten verilmiyor. İşte biz bunun için varız burada. Ve birlikte savaşmamız gerekiyor. Kimse bizi insan yerine koymuyor. Benim anam var. Onun da anası var. Ama sanki onu farklı birisi doğurmuş. Ben uzaydan doğmuşum gibi. Lan ben de Türk vatandaşıyım. Ben de sana hizmet ediyorum. Ben de senin devlet kurumuna hizmet ediyorum. Bunda değişkin bir şey var mı?